Başka bir operasyon daha var gündemde konuşacağımız. Türkiye için yine bu da bir ilk. Ankara'daki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genç bir sporcuya kadavradan menisküs nakledildi. CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun o hastanede. Gülşen Coşkun, bu naklin ayrıntılarını da merak ediyoruz. Senden öğrenelim lütfen. Başak, gerçekten Türk doktorlar yere imza atıyorlar. Bugünlerde bize çok seviniyoruz bu haberleri. Şimdi bunu ekranlara getireceğiz. Diğer bir ilki sen de söyledin. İlk defa Türkiye'de, hatta dünyada da çok az örnekleri, doktorumuza da konuşacağız bunu. Belki de görülmemiş bir örnekti. Kadavradan menisküs nakli gerçekleştirildi. Pazartesi günü yapıldı bu ameliyat. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Profesör Doktor Murat Bozkurt ve ekibi tarafından yapıldı. Gencecik bir sporcunun bundan sonra spor yapması imkansız olabilirdi ama işte bu ameliyatla birlikte hayatı yeniden değişecek. Sağlığına kavuştuğunda tekrar sporuna başlayabilecek. Hemen ben doktorumuza sormak istiyorum. Öncelikle tebrik ediyoruz sizi. Teşekkür ederim, sağ olun. Dürdane Kökbudak. Öncelikle hastamızı tanıtalım. Hemen yanımızda ama şunu da söyleyelim. Çok fazla yormamak için kendisine biraz sonra mikrofon uzatacağız. Ama dinlendiği için çok da fazla yormayacağız. Onun için doktorumuzla önce başlıyoruz. 17 yaşında Dürdane Kökbudak. Ameliyat nasıl oldu? Ne şikayetle geldi? Hemen doktorumuza soruyoruz. Dürdane, size ilk geldiğinde şikayeti neydi? Hikayesi neydi? Sizin alalım isterseniz. Dürdane aslında birkaç sene önce bir ameliyat geçirmiş ve her iki menisküs de total olarak çıkartılmış, tamamen çıkartılmış. Tabii menisküs dizimizdeki çok önemli bir anatomik yapılardan biri. Son dönemlerde özellikle biz de menisküsleri korumak ve tamir etmek için uğraşıyoruz. Çünkü dizin yük absorpsiyonunu sağlayan, yük emilimini sağlayan bir yapı ve dizin sağlamlığını da koruyor. Tabii bir sporcu için bunun önemi daha da büyük. Üstelik Dürdane 17 yaşında. Birçok merkezden tedavi önerileri almıştı. Menisküs transplantasyonu dediğimiz menisküs nakli de önerilmişti. Daha sonradan bize geldiğinde Sağlık Bakanlığı'ndan da bize ulaştırıldı Dürdane'nin bilgileri. Dürdane'ye 37 yaşında bir bayandan Dürdane'nin menisküsüne uygun özellikle bir menisküsü, hem iç menisküsü hem de dış menisküsü pazartesi günü itibariyle naklettik. Tabii Türkiye'de daha önceden menisküslerin tamir ve yenileme işlemleri sentetik materyaller veya liyofilize materyallerle yapılıyordu ama bu kadavradan yapılmış ilk nakil, menisküs nakli. Dünyada örnekleri var mı efendim peki? Dünyada iç veya dış menisküsü olarak çok örnek var. Ama hem iç menisküsün hem de dış menisküsün aynı anda nakli dünyada da nadir ve ilklerden biri. Bizde Türkiye'deki bir ülke olgu hem iç menisküsün hem de dış menisküsün nakli şeklinde yapıldı. Tabii bundan sonraki dönemde Dürdane'yi ciddi bir rehabilitasyon ve gözlem dönemi bekliyor. Dizindeki bu menisküslerin oraya sağlamlığının oluşması için belli bir süre bekleyeceğiz. Bir dizliğimiz var. Bununla belli hareket aralığında hareketlere başladık. Kendisi üzerine basmadan kalkıp yürümeye de başladı. Ne kadar süre devam edecek peki? 3 aya kadar bu rehabilitasyon dönemi devam edecek. Biz daha sonra ki takiplerimizle beraber 6 ay 1 yıl sonra da hafif sporlara başlayabilecek umuyoruz. Kısa süre sonra biz de umuyoruz spor hayatı tekrar başlayacak. Kısaca bir de Dürdane ile konuşalım isterseniz hocam. Dürdane, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasıl başına gelmişti bu kaza? Öncelikle onu anlatabilir misin bize? Antrenman sırasında rahatsızlandım ve hastaneye gittim. Menisküs ameliyatı oldum ve arkasından menisküslerimin alındığını öğrendim. Peki şimdi nasıl hissediyorsun kendini? Şu an kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Daha ameliyat olalı 4 gün oldu ama şu an gerçekten çok mutluyum ve bir an önce eski sağlığıma döneceğim için gerçekten çok mutluyum. Az önce doktorunu da dinledin. Belki 6 ay sonra tekrar yavaş yavaş da olsa spora başlayacaksın. Evet, yavaş yavaş da olsa spora başlamak çok güzel bir duygu olacak benim için. Hedefin ne bundan sonra sağlığına kavuşunca? Sağlığıma bir an önce kavuştuktan sonra bir an önce derslerimi atıp güzel bir üniversite kazanmak istiyorum. Sporda da inşallah Türkiye'yi temsil eden yerlere de gelirsin bundan sonra, değil mi? İnşallah, umut ediyorum bunda. Çok teşekkürler, seni daha fazla yormayalım. Teşekkürler. Evet, Dürdane'yi de çok fazla yormayalım. Gördüğünüz gibi burada da çok güzel, sevindirici bir haber aldık. Umarız Türkiye'de bu haberleri almaya devam ederiz Başak. Biz de öyle umuyoruz Gülşen Coşkun. Dürdane gencecik, ilerleyen yıllarda da onun spor...